Çok güzel haber. Harika. Treni kaçırdım. Tren gitti valla. Günaydın arkadaşlar. Şu anda Flam'dayım. Dün çok güzel manzaralardan geçerek böyle Flam köyüne geldim. Flam neredeyse yerleşimi olmayan böyle bir fiyortların arasında küçücük bir balıkçı köyü. Bu arada uyandığımız manzaraya bakar mısınız? Dün arabaya çektim buraya. Dedim arabada yatayım. Çünkü sabahın köründe zaten trene bineceğim. Niye gidip başka bir yerde kalayım ki? Arabada attım uyku tulumu, uyudum. Çok güzeldi valla. Çünkü sabah bir kalktım şöyle bir manzara beni karşıladı. Arkama baksanıza. Tüs gelmiş böyle falan. Bir de bir kalktım normalde burası bomboştu. Kocaman bir kruz gemisi yanaşmış. Ve dünyanın en güzel ama en güzel tren manzaralarını sunduğu bir tren rotası var burada. BBC tarafından, işte National Geographic tarafından. Burası dünyanın en güzel tren rotası seçilmiş. Ben de bugün o tren rotalarından bir tanesini Flam'dan Myanmar öyle bir yere işte bir rota var. Onu deneyimleyeceğim ve bunu deneyimlerken sizle paylaşmak istiyorum. Muazzam manzaralardan geçeceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben de bu videoyu 4K çekmeye karar verdim. Ki izlerken siz de doya doya keyfini çıkart. Hadi gidelim. Bize de çok güzel anılar kalsın. Çok heyecanlıyım vallahi. Bak kalktım şurada elimi yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım. Bir de dedim trende güzel bir çay yapayım kendime. Norveç'in güzel yanlarından bir tanesi. Norveç'teki bütün çeşmelerden su içebiliyorsunuz. Bir de sıcak su akıyor. Gittim doldurdum vallahi sıcak suyu orada. Şişine çayımı attım. Trende güzel bir çay keyfi yapacağım. Sabah saat 8 şu anda. İlk tren değil. İlk tren saat 7.30'da kalktı. Bu da saat 8.30'da kalkacak. İkinci trene biniyorum. Bayağı bir kalabalık. İnanılmaz heyecanlıyım ya. Çok güzel olacak bence. Köyle geçeyim. Sorry. Ve arkamda gördüğünüz tren dünyanın en güzel rotalarından birisine gidecek şimdi. Tren yaklaşık 15 dakika sonra kalkacak. Hadi binelim bakalım. Norveç trenleri. Trende güzel manzara izlemek istiyorsanız senin sağ tarafına oturmanız gerekiyormuş. O yüzden sağ taraftan kendime güzel bir yer seçeceğim. Valla bayağı dolmuş tren. Daha trenin kalkmasına bayağı var. Şimdi ben trenin sağ tarafına oturdum ama terste yer bulabildim. Olsun. Buradan şimdi sislerin arasından geçen bir tren yolculuğu başlayacak birazdan. Hareket ettik. Daha şimdiden etkilendim vallahi çok güzel gözüküyor. Zaten buraya gelene kadar inanılmaz mest oldum. İnanılmaz güzel manzaradan geçti yol boyunca ve trenle buraları geçiyor olmak için fiyortların arasından geçecek çok daha ilginç olacak. Şimdi trendeki bütün çocuklara şöyle boya kalemleri dağıtıyorlar. Flam treni ve renkli kalemler boyalar. Çok güzel ya, çok hoşuma gitti benim de. Sıcacık çayımızı da yaptık. Gelin birazcık treni gezelim. Daha bir çay keyfi yaptık şimdi. Çok güzel manzaradan geçiyoruz. Fiyortların arasından geçmek aslında. Treni güzel yapmış, onu anladım. Flam treninin de tuvaletini göstermedi olmaz. 5 tane tuvalet kağıdı koymuşlar. Ve sıcak su akıyor. Oho bayağı sıcak hem elim yandı. Bu arada tren yolculuğu yaklaşık 1 saat sürüyor. Flam'dan Mydal'a. Mydal. Ben adını söyleyemiyorum onun da oraya gelmesi. 1 saatte buradan oraya sürecek. Bunu tek yönde alabiliyorsunuz, çift yönde alabiliyorsunuz. Ben gidiş dönüş aldım. Fiyatı biraz pahalı. Yani muhtemelen aldığım en pahalı turist atraksiyonlarından biridir. Turistik bir aktivite çünkü bu. Yaklaşık 44 euroya alıyorsunuz gidiş dönüş tek kişilik bileti. Biraz pahalı ama değiyor mu? Bence güzel bir deneyim. Çok güzel haber. Harika. Treni kaçırdım. Tren gitti vallahi. Vallahi içinde bir sürü ekipmanlarım, çantam, kamera ekipmanlarım her şey oradaydı. Dedim ki 2 dakika ineyim aşağı size bir şeyler anlatayım. Buraları göstereyim, göreyim. Yani trenin burada bekleme süresi 20 dakika ama hani içinde de biraz durmuştum. Ben ona hesabı katamamışım. Ve anons da yapılmadı yani içeride yapılıyormuş. Duymadım anonsta. Baktım tren gidiyor. Atladım trene. Yakaladım. Aslında bastım bile ama gelip indirdiler beni. Ay binemezsin dediler. Bir sonraki trene binmeyeceğim artık. Bir saat sonra bir sonraki trende. Bütün ekipmanlarım içinde gitti. Dedim bir şey olur mu? Yok olmaz dediler. Onları şey yaparız. Söyleriz alırlar. Vallahi kaçırdık yani. Salaklığından treni kaçırdık. Bir saat buralarda takılacağım artık. Neyse Allah'tan böyle içeride kafe falan var. Takılabiliyorsunuz. İnternet falan var. O anlamda çok güzel. Buradan bu arada bir sürü tren geçiyor. Sadece
Flam rotası değil burası. Aynı zamanda Bergen'e, Oslo'ya falan trenler yine geçiyor bu yoldan. O anlamda değişik. Ya oğlum nasıl kaçırdım ben treni ya? Salak gibi hissediyorum kendimi. Çapşikliğimden var ya, hem kapıldım böyle büyüye, buradaki manzaranın büyüsüne. Kaçırdım treni. Allah'tan telefonu yanıma almıştım. Telefonla çekiyorum şu an. Şimdi tekrardan oturdum. Güzel bir yere oturdum varsayalım. Kahvemi dinliyorum. Yağmur başladı dışarıda. Yağmurlu Norveç manzaralı diyeceğiz. Bu arada buranın yapımı yaklaşık 20 yıl sürmüş. 1909 yılında başlıyor. Çünkü toplamda 20 tane tünel var. Bunun 18 tanesi o yıllarda elle açılmış. Dolayısıyla elle onların yapımını düşünürseniz, dik çıkan, böyle yamaçlara çıkan, fiyortlardan geçen tüneller çok riskli ve zor olsa gerek. O yüzden bayağı yıllarını almış. Bu sayede de işte o muhteşem fiyortları izleyerek geçmemize imkan sağlayan bir tünel olmuş. Şu an arkamda gördüğünüz böyle bütün dağlarda inanılmaz bir şelale var. Böyle her böyle nereden baksan her 100-200 metrede bir şelaleler aşağı doğru, böyle metreler, 100 metrelerce aşağı doğru akıyor. O yüzden şelaleler, muhteşem doğa manzarası sunan fiyortlar ve Norveç evleriyle beraber harika bir tren yolculuğu oluyor. Muhteşem kadının konser verdiği yerdeyiz tekrardan. Kadın burada mı, kırmızılı kadın, onu göstermek istiyorum. Çünkü ilk geldiğim zaman slow motion'da kalmış kamera, hiçbir ses kaydedememişim. İşte tam karşımda. Muhtemelen şu şeyi sileyim de. Bayağı hızlandım çünkü. Muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel solardan bir tanesiydi. İnanılmaz güzeldi. Kırmızılı bir kadın şelalelerin üstünde harika bir müzikle dans ediyor. Gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi. Yağmur yağıyor olması inanılmaz güzel bir şey. Karşıda gördüğünüz yerler bisikletlerin, yani bisikletle indikleri rotaymış. Normalde bu treni aynı zamanda bisikletli tren trail yapanlar gidiyor. Burası komple bisikletçilerin aşağı indiği yermiş. Dönüşteki tren vagonumu böyle yaşlıların olduğu vagon seçtim. Bir de bu vagon herhalde rezerve edilmiş vagon. Kimse yok, sessiz sakin. Yan bile boş öyle. VIP bir yolculuk yapıyorum dönüşte. Aslında treni kaçırmam bir anlamda iyi olmuş. Onu anladım. Çok ses var, umarım sesimi anlamışsınızdır. Tren böyle giderken yaklaşık böyle 3-5 kilometrede bir yerlerde duruyor. Fotoğraf çekiyor insanlar, etrafa bakıyor, şelaleleri izliyor. Sonra devam ediyor. Bazen de böyle yandan geçen trenler oluyor. O treni bekliyoruz, sonra devam ediyoruz falan. Eğlenceli, gayet keyifli bir yolculuk. Eminim böyle yazın farklı, kışın farklı, sonbaharda farklı, ilklarda farklı atmosferler sunuyordur. Ama sis ve yağmurun olması bence olayı bitiriyor yani, çok güzel. Karşıda gördüğünüz şelale yaklaşık 140 metre yüksekten düşüyormuş. Tamamladık ama şu anda çok daha önemli bir şey var. Biliyorsunuz bir önceki trende çantam gitti. Hiçbir fikrim yok nerede ona dair. Şimdi gidip bu çantayı bulmaya çalışacağım. Umarım sağ salim bulurum çantamı. Çünkü içinde kamera ekipmanlarım var, kameram var, hardtextler var. Bayağı önemli şeylerim var anlayacağınız. Dua edin, hadi gidip bulmaya çalışalım. Bakalım çantamız nerede? Hadi bakalım. Bu arada şimdi çantamı bulduktan sonra inşallah bulurum. Gidip burada Flam'ın ve etrafındaki köyleri size göstermek istiyorum. Özellikle yukarıdan böyle bir muazzam bir manzara var. Orada görüşürüz. Çantamı bulunca haber vereceğim zaten. Burada information var, şimdi oraya soracağım. Şu
Arkamda gördüğünüz arabalarla Fulham'ın etrafını gezebiliyorsunuz. Elektrikli arabalar. Bunlar böyle kiralıyorsunuz. Günlüğü 50 euro mu? 100 euro mu? Vallahi tam bilmiyorum ama pahalı bir aktivite. Elektrikli böyle her yeri geziyorsunuz kendinize de. Şöyle bir araba var. Şimdi size Fulham treninin dersini birazcık anlatmaya çalıştım. Bir de bunun müzesi var. Müzesinin içine girip size müzeyi göstermek istiyorum. Sonra zaten Fulham'ı en tepeden görmeye gideceğiz beraber. Tren ilk çalışmaya başladığı zaman, o zaman bu kullanılıyormuş. Ve trenin durdurma şeyi herhalde bu. Çünkü yokuştan aşağı indiğinde nasıl duracak? Bayağı yokuş çıktığı için bu dünyanın en dik tren şeylerinden bir tanesi. İstasyonun da burada minyatürünü yapmışlar. Onu göstermek istiyorum size. İstasyon yapılırken o dönemde ilk defa motorlar kullanıldığı zaman doğal olarak trende üstüne gidip gelmek için bir alet. O yüzden motorları bu şekilde tren raylarına uygun şekilde tasarlamışlar. 250 metre yokuş çıkma şöyle başlıyor. Şöyle dolanıyor, böyle dolanıyor, böyle çıkıyor. Dünyanın herhalde çok az tren istasyonlarında vardır bu yokuş çıkma olayı. O zamanlar kullandıkları el arabalarını falan koymuşlar. İlk başta bu tren yolcu treni diyorlar, yük taşımak için kullanılmış. Sonradan yolcuları taşımaya başlamış. Bergen'le işte bu aralığı bağlamak için yapılmış bu tren. Her yerde bu bütün hediyeli geçe satılan yerlerde outdoor ürünleri bilmek mümkün ve kendi markaları var bir sürü. Bunların çoğu da ben burada gördüm. İşte Norwegian brand diyor. Bayağı kaliteli outdoor ürünleri satıyor. Mesela benim şu çok hoşuma gitti. Yaklaşık 50-60 euroya satıyorlar şunu. İşte markalarının daha ucuz olduğu bir yer var. Burada Factory Outlet diyor. Direkt fabrika satış mağazası. Mesela orada 60 euro dedim. Scandinavian Explorer burada tax free'de alınca 44 euroya kadar falan düşüyor. Aa bayağı düşüyor. Pazarda bile daha pahalıydı aynı marka. Şu anda da 35 euroya olan yerlere geldik. Burada hepsi 350'ye düşmüş. Kendim Vietnam videosunda hissettim. Bu arada Vietnam'da ben mesela tam anlatamamışım insanlara. Şeyden bahsediyordum. Birbirinden farklı ürünler var. Kimisi çok kaliteli, kimisi çok kalitesiz. Mesela bir tane ürün, mesela şu ürünün 10 çeşit farklı kalitesi var. Bir tanesi gerçekten en orijinal. Diğeri onu çakması. Diğeri gece üretim. Bir tanesi de defolu mesela. Bunların hepsinin farklı farklı yerlerde satılıyor. Bazı arkadaşlar gidip oraya yalan söylüyor, öyle bir şey yok falan demişlerdi ama ben onu anlatmaya çalışıyordum orada. Onu orada öğrenmiştim ben zaten videoda. Bu böyledir demiyorum. Orada öğrenip deneyimliysem onu anlatmıştım zaten. Nasıl olduk kıyafetin? Şimdi bir Norveç markası kostüm montum benim de olsun istedim. Normalde bunlar hakikaten Türkiye'de alsam 1000 liraya falan mal olacak minimum. Türkiye'deki hem vergiden dolayı hem de enflasyondan dolayı outdoor ürüne inanılmaz pahalı oldu. Benim de zaten böyle bir montum yoktu. Alayım dedim. Şu anda bunun fiyatı 395 kron. Şöyle göstereyim. Tax free alıyorsun yani ülkeden çıkarken havalanda vergi alıyorsun. Onda tahminimce 6-7 euro mu kaç? 10 euro mu? Hocalar bir şey yine bir tax free alacağız. Ortalama tahminimce 35 euroya falan gelecek şu mont. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ama da şapkalılardan bakıyordum ama şapkası şu an daha çok yakıştık bir setim. Bayağı güzel oldu. Güzel değil mi? Tamam ben bunu alıyorum ya. Bir anım olsun Norveç'ten. Bir tişörtüm bir de bir montum oldu. Güzel oldu bence. Şimdi tren istasyonuna ayrıldım. Yukarıda tepeden gören bir yer var Fulham'ı. Oraya çıkmaya çalışıyorum. Ne tarafa doğru gideceğiz? Şu harita bir daha bakalım. Buradan sağ değil direkt diyor ama yine aşağı iniyor bu. Hadi bakalım. Herhalde buluruz. Evet, o muhteşem manzara tam olarak arkamda. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Benim için Fulham trenine binmek güzel bir deneyimdi. Elimden geldiği kadar sizin için de bunu çekmeye çalıştım. Muazzam manzaralardan geçtik. Eğer yolunuz buraya düşerse parayı kıyıp deneyimlenecek bir şeylerden bir tanesi bence. Ama bunu denerseniz diğer şeylerden kısmak zorundasınız. Ben öyle yapacağım. Güzel bir deneyimdi. Harika bir deneyimdi. Şimdi bundan sonra Viking köyüne gitmeye çalışacağım. Eğer gidersem, bulabilirsem o Viking köyünü onun da videosunu ayrıca çekmeye çalışacağım size. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gerçekten videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.